Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine özellikle karamel sevenlerin çok beğeneceği bir tarif hazırlayacağız. Çikolatalı, karamelli bir puding hazırlayacağız sizlerle. Oldukça lezzetli oluyor. Hemen tarifime geçiyorum. Öncelikle karamelini hazırlayacağız. 1 su bardağından şu şekilde 1 parmak eksik, 200 ml'lik bardak kullandım. 1 parmak eksik gelecek şekilde şekerimi tencereme alıyorum. 120 ml'lik bir çay bardağım var elimde. Yarım bardaktan şöyle çok az eksik suyum var. Hemen suyumu da tencereme alıyorum. Ocağımın altını yakıp karamel rengi alıncaya kadar pişireceğim. İki renkli bir puding olacak. Lezzeti gayet garantili, bunu da söyleyebilirim. Özellikle dediğim gibi karamel sevenler bu lezzete bayılacaklar. Tamamen karamel rengini alınca bir paket kremam ekleyeceğim. Ama önce ocağı kısmam lazım arkadaşlar. Böyle yüksek ateşte birden kremayı eklemeyeceğim elbette. Önce ocağımın altını kısacağım. Çok fazla yakmamaya özen gösterin. Şimdi yavaş yavaş kısıyorum altını. Hatta kapatıyorum. Şu an tam istediğim görüntüyü aldı. İşte bu noktadan sonra şöyle bir paket kremayı içerisine ilave ediyorum. Şimdi kremayı içerisine ilave ettim, karıştırıyorum. Şimdi ocağımın altını tekrar yakacağım. Ve en kısık ateşte böyle hafif kaynamasını sağlayacağım. Şöyle içerisine 2,5 bardak sütümü ilave ediyorum. 1, 2 ve 2,5 arkadaşlar. Bunu da ilave ediyorum. Tekrar karıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar bu yavaş yavaş kaynamaya başlasın. Bu kaynamaya başlarken ben şöyle yarım bardak sütümü, yani toplamda 3 su bardağı süt kullanılıyor bu tarifte. Yarım bardak sütümü bu şekilde bir tane kaseye aldım. İçerisine şöyle yarım bardaktan çok az eksik, yani çeyrek diyebiliriz buna, çok az eksik nişastamı içerisine ilave ediyorum. Bir çırpıcı yardımıyla hemen çırpalım. Kalan sütüme, yani toplamda dediğim gibi 3 su bardağı süt kullandım 200 ml'lik bardakla. Buraya da 2,5 bardağını ilave etmiştim karamelin üzerine. Karamelli sütüm kaynayınca nişastalı sütümü içerisine ilave edeceğim ve koyulaşıncaya kadar pişireceğim. Ben içerisine bu hazırlamış olduğum karışımı ilave ediyorum. Yavaş yavaş bir yandan da çırpalım. Evet, şöyle. Bakın. Oldukça koyulaştı. Şöyle bir iki kokurdatacağım. Daha sonra altını kapatacağım. Ocağımın altını kapattım. Şimdi arkadaşlar pudingim hazır. Burada 2 adet yumurtam var. 2 adet yumurtaya şöyle bir paket vanilya, bir çimdik kadar tuz ekliyorum. Çok az olacak. Bir çimdik diye tabir ederiz ya. Şimdi hepsini birden güzel bir şekilde çırpalım. Yumurta var diye korkmayın. Yumurta kıvam bağlıyor arkadaşlar. Yumurta özellikle bu tarz tariflerde çok güzel lezzet veriyor. Kesinlikle yumurta kokmayacak. Bundan emin olabilirsiniz. Yumurtadan çok çekinen arkadaşlar var. Bunu da özellikle belirteyim. Elimde şöyle az miktarda, yani yarım çay bardağından biraz eksik olacak şekilde suyum var. Pişmesin diye bu şekilde kıvamı ılıtıyorum. Ilık bir hale getiriyorum. Kaynamış suyla ve alttaki karamelli pudingimin içerisine bunu ekleyeceğim. Hemen bunu içerisine böyle yavaşça ilave edeceğim. Yumurtamın pişmesini istemiyorum içerisinde. Böyle yavaş yavaş şöyle hemen karıştıralım. Evet. Bakın nasıl kıvamı hemen değişmeye başladı arkadaşlar. Şimdi tekrardan ocağımın altını yakacağım. Ve en kısık ayarda bir miktar kaynamaya bırakacağım. Şöyle 1-2 dakika karıştıktan sonra tamam olacak.
şu an muhallebim hazır. Altını tamamen kasıyorum, kapatıyorum hatta. Şimdi hemen kaselerimi boşaltacağım. Şöyle birer ikişer kaşık. Şöyle 3 kaşık olacak şekilde yeterlidir. Evet. Tekrar koyuyorum. Görüyorsunuz bakın çoğu duruyor. Muhallebimin çoğu duruyor. İçerisine hemen şöyle 60 gram kadar çikolatamı ilave ediyorum. Karamelim hala sıcak. Hemen bu çikolata eriyene kadar bu pudingimi çırpacağım. Evet, şimdi içerisinde çikolatam tamamen eridi ve çikolatalı puding görünümünü aldı. Hemen bunlarla karamelli pudinglerimin üzerine tekrar kapatacağım. İki renk olacak böyle. Hem çikolatalı hem karamelli. Hem şık görünecekler, hem lezzetli olacaklar. Lezzetinden hiç şüpheniz olmasın. Şimdi tekrar kalıplarımı alıyorum. Ve içerisine böyle çikolatalı muhallebimi aktarıyorum. Ben çikolatalısını biraz daha fazla ekliyorum. Gayet lezzetli görünüyorlar. Şimdi bunları alacağım. Hemen buzdolabına göndereceğim. Ve servis etmeden bir miktar süsleyip servise sunacağım. Çikolatalı karamelli pudinglerin üzerlerini hemen şu şekilde kıydığım çikolatayla süsleyeceğim arkadaşlar. Şöyle. İnanın çok lezzetli oluyor. Muhakkak bu tarifi deneyin. Şöyle üzerlerine de birer tane şöyle karamelli çikolata oturtuyorum. İşte bu lezzete kimse hayır diyemez sanırım. Hemen birazdan kıvamına geçeceğim. Hemen bakın. Gerçekten nefis oldular. Altı karamelli, üzeri çikolatalı harika pudinglerimiz servise hazır. Hemen şöyle kıvam testi yapalım mı arkadaşlar? Hemen kıvamını göstereyim sizlere. Bakın, karamelinden de almaya çalışacağım. Hemen tadına bakacağım. Samimi söylüyorum, çok lezzetli. Muhakkak ve muhakkak deneyin. Sizler de göreceksiniz. Böyle kalıp şeklinde harika oluyor gerçekten. Bence bu tarif kaçmaz. Eğer sizler de videomu beğendiyseniz öncelikle videomu paylaşmayı, kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bu şekilde daha çok kitlelere yayılabilelim. Şimdilik bu kadar. Tarifimin sonuna geldim. Kıvamını gösterdim. İnşallah bir dahaki videoya kadar hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıkla kalın. Görüşmek dileğiyle.